Selamun aleyküm. Görüşmeyeli epey bir uzun zaman olmuştu. Size yeni bir motorla ve yeni bir şehirle merhaba diyorum. Neredeyiz? İzmir'deyiz. Yaklaşık bir sene önce attım galiba en son motovlogumu. Bir sene değil de 9 ay oldu. Sonra başıma neler geldi neler, hepsini konuşacağız kısaca. Biliyorsunuz ben küçük bir şehirde pratisyen hekimlik yapmaktaydım. Hatta benim kanalımın ilk videosu da Suriye görevlendirmeleriyle ilgiliydi. Mevzu oradan başladı. Bir gün oturuyorum. Beni aradılar. Dediler ki beyefendi sizi Suriye'ye, hatta özür dilerim ne Suriye'si, sizi Hakkari Çukurca'ya görevlendiriyoruz diye. Bu yaklaşık Ağustos'un ilk haftalarında oluyor. Yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam. Beyefendi sizi Hakkari Çukurca'ya görevlendiriyoruz. Tabii ki bu Hakkari Çukurca değil. Bu Kuzey Irak. Yani uç bir karakola gönderiyorlar sizi. Ve bu uç karakolda doktorluk yapıyorsunuz. Çünkü askeri tıp fakülteleri kapatıldığı için devletimizin hem tabip hem de askeri aynı anda yok. Eskiden vardı. Her neyse beni aradılar bu şekilde. Şimdi normal şartlarda bu 2 aylık bir görevlendirme ve hani şey diyenleriniz çıkabilir. Ya kabul etseydin ne olurdu, biz de gittik diyenler çıkabilir. Fakat olayın iç yüzü böyle değil. Hani ben bunları açıkçası öğrendikten sonra da canım sıkıldı. Ne gibi? Bizim bu bahsettiğimiz küçük şehrin il sağlık müdürü kendisi seçimlerde önce aday adayı oldu. Aday adayı olduğu için de görevinden ayrılması gerekiyordu aslında. İstifa etmesi gerekiyordu ve istifa etti kendisi. Sonrasında tabii ki bunu aday göstermediler. O bir hafta sonra geri döndü. Ama burada dönen bazı pazarlıklar, bizim üzerimizden dönen bazı pazarlıklar benim canımı sıktı. Ne gibi? Örnek vermek gerekirse mesela sağlık, il sağlık müdürleri toplanıyor. Bir genel bir toplantı var. Ve burada hani Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi, ya işte bize pratisyen hekim lazım. Erkek pratisyen hekimler lazım. Bizimkisi göze girecek ya. Başlamış benden çekebilirsiniz hepsini. Şöyleyim ben, böyle delikanlıyım da, şöyle vatanseverim, böyle vatanseverim. Ne yapalım, Düzce'den çekelim. Ben size aylık 2 ayda bir 3-4 tane size hekim sağlarım. Hani normalde Düzce'nin etine budu ne? Başka şeyler bu kadar göndermiyorken bizim müdürümüz böyle uygun görmüş. Her neyse. Sonrasında işte bana dediler ki gitmen gerekiyor. Ben de dedim ki gitmiyorum kardeşim. Nasıl gitmezsin? Şöyle böyle. Dedim ki yani bu politik şeyin ben bir parçası olmak istemiyorum. İkincisi dedim, askeri tıp fakültelerin kapatılması benim problemim değil. Kapatmasaydınız ben ne anlarım savaş tıbbından? Yani gitmemek konusunda bence onurlu bir tutum sergilediğimi düşünüyorum. Çünkü hani bu tarz şeylerde yedirmeye çalışıyorlar ve bir kez yersen hep yersin. Ve ben yemedim. Her neyse, ilk başta onlara dedim ki açıkça, eğer dedim ben de kararlıysanız dedim, bir tane daha hekim bulun benim yerime gönderecek. Çünkü dedim istifa edeceğim. Ha, beni kaybetme lüksünüz varsa, aynı anda iki hekim birden kaybetme lüksünüz varsa buyurun dedim, görevlendirin. Tamam dediler, olur öyle yapalım. Biraz bakalım duruma dediler. Her neyse, bir listeye isim yazmaları gerekiyor. Sisteme kaydetmek için Milli Savunma Bakanlığı'na. Ben böyle konuştuktan sonra yerime iki tane Afgan uyruklu doktor yazmışlar. Her neyse, ben de rahat rahat dolaşıyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Ben bu konuşmayı yaptıktan yarım saat sonra da bana telefon geldi. Dediler ki seni bir aylığına acile görevlendiriyoruz. Niye öyle? Hani yani burada bir mobbing de var aslında bakarsanız. Ben bunu reddettiğim için ilk başta. Dedim ki okey, gideriz. Hani ihtiyaç varsa mecbur gideceğiz. Bizim görevimiz o. Sonrasında şu araba geçsin. Şuradan bir petrole şey sormam gerekiyor. Şarj aleti. Kaydı kapatıyorum. (Gülüyor)
Neyse kardeşime söyleyeyim, bir şarj aleti almam gerekiyordu. Şarj aletimi iş yerinde unutmuşum. Şarja da mecbur ihtiyacım var. O yüzden şarj aleti aldım. Biz buradan Karşıyaka tarafına gideceğiz de. Amına koyayım, buradan nasıl döneceğiz ya? Dur bakayım, bir yolunu bulacağız. Şöyle yapacağız hatta. Bir tık terse gireceğiz. Öyle yolunu bulacağız. Neyse kardeşime söyleyeyim. İki tane çakal oturmuşlar, Aslan Baba'yı nasıl düşürük diye konuşuyorlar. Neyse bunlar benim yerime iki tane Afgan'ı kaydetmişler. Sonra beni de direkt şeye görevlendirdiler. Acile bir aylık. Tamam dedim, lanet olsun giderim ya. Hani ne olacak? Anladım mobbing yaptıklarını, pislik yaptıklarını ama ses etmedim yani. Okey dedim. Her neyse, sonrasında ertesi gün Türk Silahlı Kuvvetleri geri dönüş sağlamış. Şeye, bizim İl Sağlık Müdürlüğü'ne demişler ki, kardeşim biz Afgan uyruklu doktor istemiyoruz. Bize Türk uyruklu doktor lazım. Yani Halido lazım demişler. Bu sefer de bana sormadan beni yazmışlar listeye. Ben hani aktif olarak şeyde gözüküyorum. Milli Savunma Bakanlığı personeli olarak gözüküyorum o esnada. Yani ve ben bunu sonradan öğreniyorum. Yani hani nasıl öğreniyorum biliyor musunuz? Böyle benden habersiz yapmışlar. Beni acile görevlendirmek için sisteme girmeye çalıştıklarında bir bakmışlar ki ben Hakkari Çukurca'da gözüküyorum. Neyse gittim aslarımın yanına, üstlerimin yanına. Ya dedim ki ne oluyor? Oradaki tavırlarından anladım zaten. Adam bana söylediği şey şu: gidiyorsan git, gitmiyorsan istifa et, beni uğraştırma. Öyle mi dedim? Öyle dedi. İyi dedim, madem öyle. İstifamı verdim ben de. Ya bu süreçte hani benim güvendiğim bir iki şey vardı. Birincisi aileme güvendim. İkincisi de dedim ki ben iş yeri hekimliği belgesini alırım. Giderim iş yeri hekimliği yaparım. Açıkçası bir tık da motivasyonum buydu. Hani buna güvendim. Aynı zamanda aileme de sordum. Hani dedim ki ben iş yeri hekimliğine başlayana kadar beni finanse edebilir misiniz diye. Onlar da tabii ki edeceklerini söylediler. Sağ olsunlar bu konuda da sıkıntı çıkarmadılar. Öyle. Öyle olunca istifamı verdim Ağustos'ta. Sonrasında işte iş yeri hekimliği sınavına hazırlandım. O süreçte işte motorumu satmak durumundaydım. Çünkü motorun kredileri devam ediyordu. Onun borcunu ödedim. Aynı zamanda kalan kısmını da yedim açıkçası. Ancak yetti zaten. Forza 250 vardı hatırlarsınız. Sonrasında istifayı da verdik. İşte iş yeri hekimliği sınavına girdim. Belgeyi aldım zart zurt derken. Benim vizem vardı Almanya'ya. Bizimkiler dediler ki gel, hani ne yapıyorsun orada? En azından burada bir dil kursu alırsın. Çünkü günün sonunda benim nihai hedefim zaten Almanya'ya gitmek, ailemin yanına. İyi dedim, okey. Sonrasında işte evi kapattım, Almanya'ya gittim. Bir 3 ay kadar oradaydım. Orada işte bir dil kursu aldım, ailemle görüştüm. Ara ara dükkanda çalıştım. Hani fena değildi, spora gittim. Oradan video çekebilirdim aslında ama pek de içimden gelmedi açıkçası. Biz alışmışız motovlog'a, başka bir şey çekmek bizi sarmıyor. Bir de orada mesela spor salonuna gidiyordum. Spor salonuyla ilgili de videolar çekebilirdim ama bu KVK deniliyor ya, kişisel verileri koruma kanunu. Orada bu kanun ciddi anlamda sıkı uygulanıyor. Öyle kafana göre görüntü falan alamıyorsun spor salonundan veya topluma açık alanlardan. Hani bir dünya izin falan alman gerekiyor. Açıkçası uğraşmak da istemedim bunlarla. Her neyse geri döndük. Benim kafamda 3 tane şehir vardı. Hani en azından büyük şehir olsun istiyordum. Aynı zamanda bir Almanca kursu açısından da imkanların bol olduğu bir şehire gelmek istiyordum en başında. Çünkü Düzce'den çıkmam şarttı biliyorsunuz. Hani Düzce'den zaten şikayetçiydim. Düzce'de artık zaten 7-8 sene olmuştu. Yapacak hiçbir şey de kalmamıştı. Hani miadını, misyonunu doldurmuştu açıkçası orası. İzmir, Ankara, İstanbul. Ya günün sonunda İzmir'i tercih ettik. İstanbul'da deprem çekincesi vardı. Ankara soğuk memleket. Hani artık daha fazla soğuk bir memlekette yaşamak istemiyorum. O yüzden İstanbul'u tercih ettik. İzmir'i tercih ettik daha doğrusu. Artık İzmir'deyim. Zaten İzmir'de eş dost, akraba da var. Akraba çok olmasa da eş dost çok var. Şu anda zaten yakın arkadaşımla birlikte eve çıktım. Bizde durumlar bu şekilde. Ufak bir güncelleme geçmek istedim. Bundan sonra videolarla ilgili de daha sık video atacağım. Hani çünkü motoru da yeni aldım ama motordan size bahsetmedim bu arada. X-Max 400 bu, 2014 model. Bunu da borçla harçla aldım. Sağ olsun dayılarımız bize borç verdi. Onlarla aldık. Zaman içerisinde ödeyeceğiz onları da. 2014 model, 20.000 kilometrede.
Motorumuz güzel ya, motordan memnunuz. En azından Forza 250 ile farklarından bahsedecek olursak, ya bunun ara hızlanmaları falan şehir içi trafiğinde çok rahatlatıyor. Yani tehlikeden kaçmak için birebir ya. Hani çünkü Forza 250'de ben yetersiz kaldığı zamanlar hissediyordum. Evet, son hızlar arasında çok ciddi bir fark yok bu iki motorunda. Ama ara hızlanmalar arasında çok fark var. Unutmadan bu arada ben onu söylemeyi unuttum. Ben şu an hali hazırda iş yeri hekimliği yapıyorum. Yani belgeyi aldım, İzmir'e geldim. Burada güzel bir iş buldum. İş yeri hekimliği yapıyorum. Niyetimiz tabii ki Almancamızı B2 seviyesine çıkardıktan sonra denkliğimizi alıp mümkünse siktir olup gitmek. Vakit gösterecek tabii ki. Yani bunu da söyleyeyim, yani İzmir'de ne yapıyorsun diye soracak olanlar için. Şimdilik durum bu. Ya İzmir de güzel memleket tabii ki ya. Ben burayı hani liseyi falan da burada okuduğum için içimde kalmıştı açıkçası burası. Biraz daha en azından Türkiye'de geçireceğim son vakitlerin, uzun vakitlerin burada olmasını ben istedim. Buranın etinden, suyundan, avantajlarından faydalanacağız. Bakalım, zaman gösterecek. Gelmişken size biraz Karşıyaka sokaklarını ve o Bostanlı sahili iskeleyi falan da göstereyim. Ve oraları da görün. Ah. Niye durdunuz? Yayaları bekliyorlarmış. Ah, motorun güzelliği bu işte. Bir tane Pulsar'dan da tokat yedik. Deldi. Kardeşim, helikopter. Abi kalkalım mı bir sonraki ışığa kadar? Kalkalım mı bir sonraki ışığa? Sen geçersin. Yok. Seninki vitesli, sen kaçarsın. Geçersin. Kalkalım hadi. Hadi 1, 2... Aa dur, gerçek. 1, 2, 3. Lavuk bizi deşti geçti ya. Aman 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 aman. Oğlum kaza yapıyordu lan. Bir bakayım iyi mi ya o çocuk. Bakalım tekrar bulacak mıyız çocuğu ya. Nerede o? Az kalsın ölüyordu ya. İnşallah bir şey yoktur. Bakayım. Çocuk bana sapladı sonra kayboldu. Vay amına koyayım. Dur dur. Abi iyi misin ya? Ya hiç sorma ya. İyisin değil mi? Sıkıntı yok. Aman sen zaten sapladın. Sadece geçtim ama. Abi çok sıkıntıydı. Ben biraz sürttüğünü zannettim biliyor musun? Yok yok. İyi abi, geçmiş olsun. Gözüme kestirmediğim zaman girmem zaten de. Ama sağlam sıkıştırdı. Değil mi? Aynen. Abi bu arada sapladın yine bana durduk yere. 250 değil mi? 400 bu. 400. Yok sen rahat rahat. Eyvallah abi, görüşürüz. Ya oğlum işte skuterların da buyu var ya. Skuterlarla yarışılmıyor ya. Lavuk nasıl sapladı bana? Az kalsın ölüyordu ama. Dur bakalım, buradan bir sahile geçebiliyor muyuz? Sahilde motor sürmek muhtemelen yasaktır, oraya motorla girmekte de bize yasak yok. Hayırdır amına koyayım. Bizi kim yasaklıyor? Buradan U yapılabilirmiş aslında da, neyse. Ya böyle arkadaşlar işte. Ha, İzmir'de şu an iş yeri hekimliğinin çalışma şartlarından bahsedeyim. Gezerek çalışıyorum şu aralar.
Yani devlette aldığım paranın bir tık üstüne çalışıyorum. Devlette de çok fazla almıyordum ben. Az çalışıyordum çünkü devlette. Yani normal acil doktorunun kazandığı paraya yakın bir şey kazanıyorum. Ama işte şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Temmuz'da zammımız olmuyor. Yani oluyor da asgariye göre oluyor. Hani bir memurlar gibi kesin bir zam kalemi yok. Hal böyleyken işte şimdilik güzel. Hani gezerek çalışıyorum. Gitmem gereken işte 6-7 tane iş yeri var. Bunların kimisinde işte 2 gün kalıyorum. Kimisinde 4 saat kalıyorum. Kimisinde 8 saat kalıyorum. Gibi gibi değişiyor. Küçük küçük iş yerleri var yine gitmem gereken. Hani gidiyorum işe giriş çıkış muayeneleri. İlaç yazdırmak isteyen varsa onların ilacını yazıyorum. Bu şekilde keyifli, rahat geçiyor açıkçası ya. Hani biraz motor üstünde devamlı seyahat etmek yoruyor. Hani o konuda şey paramı falan veriyorlar zaten. Yakıt, mazot paramı veriyorlar. Onun dışında da bence çok değerlendirebileceğiniz bir iş. Eğer hekimseniz ve devlet memuriyeti sizi sıktıysa, TUS'ta düşünmüyorsanız, iş yeri hekimliğinde İstanbul'da falan özellikle biraz da tecrübeniz varsa çok iyi paralara da çalışabiliyorsunuz. Geç abi. Aa, burası otobüs durağı. Burası Bostanlı İskele. Ah ne güzel, ne güzel. Tatlı dilim, güler yüzüm. Buradan geçmemiz gerekiyormuş. Geçsene baba yiğit. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel, ne güzel. Aa, buradan şeye çıkamıyor muyuz ya? Sahile. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Fazla uzun bile tuttum. Videolar devam edecek. Yani. Artık motoru da aldık. Şeyimiz de duruyor. Kameramız da duruyor. Bahanemiz yok yani. Benim için de iyi oluyor. Hobi işte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.